Sevgili takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokantada yediğiniz mercimek çorbasıyla birebir aynı lezzette lokanta usulü mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Bir adet kuru soğanın kabuğunu soyduktan sonra küp küp soğanı doğrayacağım. Daha sonraki aşamada göreceksiniz. Çorbayı blenderdan geçireceğiz. O yüzden çok böyle küçük küçük doğramanıza gerek yok ama kavuracağız lezzeti tamamen yağ ve çorbaya geçsin diye. Çok da iri olmamak kaydıyla küp küp doğradım. Soğanı doğradıktan sonra çorbayı pişireceğim tencerenin içerisine sıvı yağ ve tereyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra doğramış olduğum soğanı bu yağın içerisinde güzelce kavuracağım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Soğan kavrulurken ben de 1,5 su bardağı mercimeği güzelce yıkadım gri bir su oluyor. O su yok olana kadar güzelce mercimeği yıkadım. Ardından bir kevgir içerisine alıp mercimeği süzüyorum. Soğan kavrulduktan sonra içerisine unu ekledim. Unun da kokusu çıkana kadar kavurmak gerekiyor. Yani şöyle bir çevirip diğer malzemeleri eklemeyin. Güzelce unu kavurun. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyin. Un kavruldu. Şimdi içine mercimeği ilave ediyorum. Daha önce söylemiştim mercimeği bir kevgir içerisine alıp iyice süzdürdüm diye. Mercimeği de orta ateşte 2-3 dakika kadar kavurdum. Bu arada tuzunu da ilave ediyorum. Biraz tuz atın. Çorbayı ocaktan almaya yakın tadını, tuzunu kontrol ederek gerekirse tekrardan tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben içerisine 250 ml et suyu 1,5-2 litre arası da su koydum. Önce 1,5 litre su ve et suyunu koyup daha sonra kıvamına göre gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Evde et suyunuz yoksa tamamen suyla da pişirmeniz mümkün. Mercimek iyice pişene kadar orta ateşte pişirdim. mercimek pişti şimdi içine zerdeçalı ekledim lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı içerisindeki zerdeçal lokantada yemiş olduğunuz mercimek çorbasının rengini veren zerdeçal bir çay kaşığı zerdeçalı ilave ettim şöyle bir karıştırdıktan sonra tüm malzemeyi blenderdan geçireceğim tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan çorbayı geçirdim. Bakın şöyle size göstermek istiyorum. Pürüzsüz bir kıvam. Çok güzel rengiyle lokanta usulü mercimek çorbası hazır. Dediğim gibi bu noktada tuzuna ve suyuna bakıp gerekirse su ve tuz ilavesi yapıp bir dakika daha kaynattıktan sonra çorbayı ocaktan alabilirsiniz. Çorbayı kaseye aldıktan sonra üzerine isterseniz toz karabiber veya kırmızı pul biber koyup servis edebilirsiniz. Bir taraftan çorbayı servis ederken bir taraftan da sizlere veda etmek istiyorum. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz YouTube kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi Beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan veya arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.